Sevgili öğrenciler, merhabalar. Şimdi kenar ortayın yeni nesil sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlarım. Vira bismillah diyelim. Başlayalım ilk sorumuzla. Bakalım ne çıkacak karşımıza görelim. Evet, birinci sorumuz dostlar. Diyor ki yukarıdaki şekilde ABE üçgeni AE boyunca katlandığında D noktasının yeni yeri AEC üçgeninin ağırlık merkezinde olduğuna göre diyor. Yani D noktası katlanıp geldiğinde şuradaki D üssü noktası şu sağ taraftaki AEC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Yani ben bu A'dan indirdiğim doğruyu devam ettirirsem kesinlikle kenar ortay oluyormuş. Tabana 1, açıya 2 şeklinde bölünüyormuş arkadaşlarım. Bunu söylemiş. Buna göre mavi boyalı bölgenin alanının tüm üçgenin alanına oranı nedir diyor. Bir oran da burada vermiş dostlarım. Onu da yerleştirelim. AD, DB'nin 3 katıdır demiş. Yani buraya M dediğimde burası 3M olacak diyebiliriz. Hadi başlayalım şimdi. Şöyle kırmızı rengimizi bir alalım. Şu alana A diyerek başlayabilirim ama 2A dediğimde işim daha kolay olacak dostlarım. Bakın M'ye 2A düştüğünde 3M'ye 3 katı 6A düşecek. Ve bu 6A'lık üçgenin alanı katlandığında buraya geldi. Alan değişmeyeceğinden burası da 6A olacak. 2K'ya 6A düştüyse 1K'ya yarısı 3A'yı düşürdüm dostlarım. Sonra şu A'dan inen doğru kenar ortay olduğu için üçgenin alanını iki eşit parçaya bölecek. Tabii ki AEC'nin alanını. Burası 9A ise bu tarafına da 9A'yı yazdım dostlarım. Şimdi tüm üçgenin alanı, mavi üçgenin alanı oranı. Mavi üçgen 6A, tüm üçgeni hesaplayalım. 9, 9 daha 18. 18, 2 daha 20, 6 daha 26A çıktı. 2'ye bölersek 3 bölü 13'müş. Yani Adana'dan geldi sorunun cevabı dostlarım. Geldim 2 numaraya. Evet. Kesme sorusu dostlarım. G ağırlık merkeziymiş. Buradan kesmiş. Şöyle iki parçaya ayırmış. Ve aralarındaki mesafe 1 birimmiş arkadaşlarım. Öyle söylemiş. Şurası 1 birim. 15'i 9'u gördük. Yani şurası da 15. Burası 9 birimmiş. Biz şu G ağırlık merkezinden inen doğruyu devam ettirirsek hipotenüsü toplam 24 olduğu için 12 burası, 3 de burası olacak şekilde 2'ye bölecek. Muhteşem üçlüden yine bizim indirdiğimiz kenar ortayda 12 olacak ve hatta 1'e 2 oranından 4'e 8 şeklinde de bunu yazdık dostlarım. Gelin şuradan GH'ı bir bulalım Pisagor bağıntısı yaparak. 16'dır hipotenüsümüzün karesi. 16 eşittir. Sakın ha 3, 4, 5 demeyin ha. Pisagor yapın burada. 16 eşittir. 3'ün karesi 9 artı GH'ın karesi diyelim. Buradan 9'u attık. 7 eşittir GH'ın karesi. Yani GH dediğimiz şey kök 7 geldi kardeşlerim. Bize sorulan yer G üssü ile H arasındaki uzaklık. Şurayı soruyor dostlarım. E burayı da kök 7 diyelim hemen. Burası kök 7 ise bu da kök 7 olacak mecburen. Pisagor'u da buradan yaptığınızda x'i bulabilirsiniz dostlarım. X kare eşittir. Kök 7'nin karesi 7. 1'in karesi 1. Yani x kare 8 çıktı. X eşittir 2 kök 2 geldi diyebiliriz. Evet. Üçüncü sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor? Aşağıda bir yeşil alanın yeterli miktarda sulanabilmesi için planlanan sulama sisteminde su fıskiyelerinin yerleştirildiği yerler ve aralarındaki su akışını sağlayan boru hattının üstten görünümü verilmiştir. Eyvallah. ABC, AC kenarın orta noktası olan D noktasına ve üçgenin ağırlık merkezi G noktasına birer fıskiye yerleştirilmiştir. Tamam, G ağırlık merkeziymiş. O halde burası 6 ise şunu devam ettirdiğimde burası kesinlikle 12 olacak diyelim. G ağırlık merkezi çünkü. Şunu birleştirdiğimde D orta noktaymış arkadaşlarım. Şurayla şurası birbirine eşitmiş. Bunu da söyleyelim. G noktasından başlayıp D noktasına kadar boru hattının uzunluğu ABC üçgensel bölgesinin çevre uzunluğuna eşittir. Bunu da konuşalım. Şimdi G'den başladınız. Şöyle geliyorsunuz. X diyelim, Y diyelim, Z diyelim. Şuraya M, şuraya da M diyelim. Dostlarım bakın diyor ki bu X, Y, Z, M'nin toplamı üçgenin çevre uzunluğuna eşittir diyor. Yani bu ne demek? Aslında X ile M birbirine eşit demek. O halde buraya getirip direkt X yazalım biz dostlarım. Pekala devam ediyoruz. Başka neler varmış?
AB bora attı Y yani. BC bora hattına Z'ye yani arkadaşlarım dik. O burası da 90 derece. Hemen muhteşem üçlü yapalım. Şurası toplam kenar ortayım 18. O halde bu da 18, bu da 18. Muhteşem üçlüden x'i bulduk 18. Bakın göründüğü kadar da zor bir soru değilmiş dostlarım. Evet, bu ne diyor? ABC üçgeni şeklindeki kağıdın ağırlık merkezi G noktasıdır. Tamam. Doğruları boyunca kesiliyor. Bakın şurada BG'yi 4 vermiş. Onu buraya da yazalım. 4. Burayı x vermiş. Burayı 8 kök 2 vermiş kardeşlerim. GCX nedir diye de bir soru soruyor bize. Şurası da 90 derecelik bir yer var. Bakın ABG üçgeninde G açısı da 90 dereceymiş. Bunu da buraya yerleştirdim. Şimdi hemen ne yapalım? Şuradan aşağıya bir diklik indirelim. Bakalım neler olacak? Şey, diklik değil. Devam ettirelim şu kenar ortayı. 4 kök 2, 4 kök 2 bölsün burayı bir. Şurası da 90 derece olacak. 90'ın karşısı 4 kök 2, kenarlardan biri 4 ise diğeri de 4 olacak. 45, 45, 90 üçgeninden. Burası 4 ise şuraya 8 yazabilirim diyorum. Şurada hemen bir Pisagor çaktım. 4 var, 8 var. Biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 katıydı hipotenüs. 4 kök 5'i de buraya yazdım dostlarım. Şimdi şu x kenar ortayını devam ettirirsem şöyle uzattığımda burayı 2'ye bölecek. Yani 2 kök 5, 2 kök 5 yapacak. Ve yine muhteşem üçlü olduğu için dik açıdan indiğinden dolayı bu da 2 kök 5 gelecek dostum. Şimdi yine G ağırlık merkezinin özelliğini kullanalım. Tabana 1, açıya 2 demiştik. 2 kök 5 ise x'imiz ne oldu? 4 kök 5 çıktı. Ceyhan'dan patladı gitti sorunun cevabı. Evet, geldik buna. Bakalım ne diyor? Diyor ki birim kareli kağıt. Bakın birim kareli burası 3 birim. Burası da 3 birim. 4 birim. Burada 4 birim. Yani aslında biz burada şu üçgeni oluşturursak şu AF dediğim ve CE dediğim doğrular kenar ortay oldu. Dolayısıyla buradaki D noktası üçgenimin ağırlık merkezi çıktı arkadaşlar. Pekala ne diyor? AD kaç birimdir diye sormuş. Şimdi şuraya x dediğimde AD dediğimiz uzunluk 2x geldi. Hemen bir de Pisagor çakalım arkadaşlarım. Bakın şurayı tarayayım. Şu üçgende Pisagor bağıntısı yapacağım. Çünkü bu bir dik üçgen. Hemen yapıyorum. 4'ün karesi artı şurası 6 birim, 6'nın karesi eşittir 3x'in karesine diyeceğiz dostlarım. 3x'in karesi. Buradan 16 artı 36 eşittir 9x kare gelir. Topladık 52 yaptı eşittir 9x kare. Kaça bölelim? 52 bölü 9 olsun arkadaşlarım. X kare. Hemen kare kökünü aldık her iki tarafın. 2 kök 13 bölü 3 çıktı x. Bize neyi soruyor? 2x'i soruyor. 2 ile çarparsam bunu 4 kök 13 bölü 3 çıktı. Sorumuzun cevabı arkadaşlar. Evet, yine katlama sorusu. Eşkenar üçgenmiş bu adam arkadaşlarım. G ağırlık merkeziymiş ve şurada katlama işlemi yapmış. Biz katlama sorularında ne öğrendik ilk videolarımızda? Katlanmış şekli geriye açacaksın. Şimdi buradan kat çizgisine kadar indirdiğim diklik aslında şuradaki G'ye kadar katlanmış yerdeki dikliğe eşit. Sonra G'den aşağıya bu kenar ortayı devam ettirirsem mecbur burayı 2'ye bölecek ve tabana 1K, açıya da 2K düşeceğinden şurası 2K olacak AG dediğim. Dolayısıyla K'da bunları yazdık. Diyor ki KL ile BC arası 12 köküçtür. Yani şuradan aşağı inen diklik 12 köküçmüş. O halde bunların her biri 6 köküç, 6 köküç, 6 köküç oldu. Yani üçgenimin yukarıdan aşağı indirdiğim yüksekliği toplam 18 köküç oldu arkadaşlarım. Buna göre BC nedir diye soruyor bize. Şimdi hemen 30, 60, 90'ımızı kullanalım. 60'ın karşısı 18 köküç ise 30'un karşısı 18 kenar ortaydır. Bir kenarımız 36 geldi. Cevap Denizli'den çıktı dostlarım. Evet, buna bakalım. X kaç birimdir diye bir soru sormuş. Bu üçgeni buraya katlamış. O halde 6 katlanmadan önce buradaydı. Buraya da 6 yazalım. Şu üçgeni buraya katlamış. O halde 8 katlanmadan önce buradaydı. Onu da buraya yazalım. Bakın G ağırlık merkezi demiş. O halde bu indirdiğim doğru bir kenar ortaydır. Ve tabanı 2 eşit parçaya bölecek mecburen.
Burası 13 birim olduğu için burada 13 birim olacak. X'im de bu durumda 7 gelmek zorunda kalacak. Hemen şu soruya bakalım. Diyor ki dik köşesi G ağırlık merkezine koyduğunuz bir gönye var dostlarım. Demek ki şurası 90 dereceymiş. Bunu bir yazalım. Şimdi G ağırlık merkezi ise 18 demiş buraya. Demek ki tabana 9 düşecek. Tabana 6 dediyse açıya 12 düşecek diyelim. Ve yine burası da 90 derece. 9, 12'den 15 burası. Kenar ortay olduğu için BE'de 15. Bakın BC'yi soruyor toplamda. 30'u yapıştırdım. Şu soruya bakalım. Oluşan üçgenlerin ağırlık merkezlerinin zemine uzaklıkları farkını sormuş. Gelin ağırlık merkezlerini bulun bu üçgenlerin. Şimdi bu ikiz kenar üçgenin tabanına bir kenar ortay indirdiğimde 7, 7. Bu kenar ortay aynı zamanda yükseklik olacak kayı kuralından dolayı. Aynı zamanda açı ortay olacak. Biz dikliği kullanacağız. 7, 24, 25 diyeceğiz arkadaşlar. Ve ağırlık merkezini de bulmak isterseniz şimdi yükseklik 24 yani kenar ortay 24. Tabana 1, açıya 2 kuralından 3K 24 çıktı. K'yı bu durumda 8 buldum. Yani birincinin ağırlık merkezinin tabana olan uzaklığı 8 birimmiş. Bunu bulduk. Şimdi ikinciyi bulalım. Yine kayı kuralı yapalım. Tabana bir diklik indirelim. 15, 15 bölsün. 15, 20, 25 üçgeninden yüksekliğimizi yani kenar ortayımızı 20 bulalım. Şimdi G ağırlık merkezini kullanacağız. Buraya K, buraya 2K dediğimde 3K eşittir 20, K eşittir 20 bölü 3 geldi. Bunun da tabana olan uzaklığı 20 bölü 3'müş. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlarım? Bunların farkını istiyor. 8'den 20 bölü 3'ü çıkartıyorum hemen. 3 kere 8, 24. 20 çıktı, 4 bölü 3 Denizli'den geldi cevabım. Evet, 10. sorumuz. Ağırlık merkezinden asılmayan cisimler asıldıkları ipin uzantısı ağırlık merkezinden geçecek şekilde dengede kalır. Yani diyor ki sen bunu diyor astın çiviye. Eğer bu şekilde dengede kaldıysa diyor buradan aşağı indirdiğin şu ip diklik kesinlikle ama kesinlikle üçgenin ağırlık merkezinden geçecek diyor. Kural buymuş. Evet, dik üçgen çerçeve şeklinde dengede durmaktadır. AC diktir BC gördük. B noktasının zemine uzaklığını 2 birim vermiş. Şurası 2'ymiş arkadaşlarım. C noktasının zemine uzaklığını kaç vermiş? 6 vermiş. Şuna 6 diyelim. Şimdi bu G'den geçtiğine göre kesin burayı 2'ye bölecek. Kenar ortay olacak bunu söyleyelim. Dostlar şu yamuğun orta tabanı var burada kardeşlerim. Orta tabanı demek yamukta. Tam ortasından yan kenarı 2'ye bölen doğruya orta taban diyeceğiz. Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı olacak. Yani 6 ile 2'yi topladım 8. 2'ye böldüğümde 4'müş. Şuradan aşağı inen diklik. A noktasının zemine uzaklığı 13'müş. Buradan aşağısı 4 ise üst tarafına 9 kaldı. Demek ki şurası 3, burası da 6 diye bölündü. Tabana 1, açıya 2'den dolayı. Buna göre AC nedir diye de bir soru soruyor. Şimdi mavi renkli kalemimizi de alalım elimize. Bakın şuradan da bir diklik biz indirelim. Şöyle bir diklik de ben indirdim. Şimdi şuradan aşağı inen 6 ise buradan aşağı indirdiğim dikdörtgen oluşturduk ya burada. Burası da 6. Demek ki şuraya 2 kaldı. Buraya da 1 kaldı kardeşim. Diklikten diklik indi. Öklit yapacağım dostlar. Yan kenarın ökliti x kare eşittir. Hipotenüsün kendine yakın olan parçası, x'e yakın olan parçası 7 çarpı hipotenüsün tamamı 9. Hemen her iki tarafın karekökünü aldım. X eşittir 9 dışarıya 3 çıktı, 7 içeride kaldı. 3 kök 7'den patladı gitti. Evet, 11 numaralı sorudayız. Bakalım bu ne diyor arkadaşlar. Evet, bir kağıt var. A noktası etrafında döndürülüyor. B noktası ağırlık merkezi olan G'ye geliyormuş arkadaşlarım. B G'ye gelmiş ve G ağırlık merkeziymiş. Madem ağırlık merkezi şöyle devam ettirdiğimde burayı 2'ye bölmek zorunda. BC'yi 12 vermiş. O halde 6 6 ve bu muhteşem üçlüden bu da 6. Hatta 2'ye 4 diye tabana bir açıya 2 kuralından da dağıttım bunu arkadaşlarım. Diyor ki bakın AC diktir. AC şurası, AC diktir. Yok, şurası AC pardon. GC üstüne yani şuranın da 90 derece olduğunu söylemiş.
Bu A açısı zaten dik açıydı. Dönünce de dik açı olacak. Bunu da söyleyelim. Ve şuradaki GK'yı soruyor bize. X diyelim buraya. Biz buranın tamamını da 12 diyebiliyoruz. Hipotenüsümüz 12 çünkü. Döndüğünde de 12 olacak. Ve ben şimdi yine 4'ün öklitini yapacağım. 4'ün karesi eşittir. Yakın olan x çarpı hipotenüsün tamamı 12. O halde 16 eşittir 12x. 16 bölü 12 eşittir x. 4'e bölelim. 4 bölü 3 eşittir x. Bursa'dan geldi cevap Gobeller. 12 numaradayız. AD bölü BD oranını soruyor bize arkadaşlarım. G ağırlık merkeziymiş ve katlamış oraya gelmiş. Şimdi G ağırlık merkezi ise şu C'den devam ettirdiğim doğru. Şuraya da bir harf verelim. M diyelim. Bu bir kenar ortay olacak arkadaşlarım. Ve şurayı ikiye bölecek mecburen. Onu bir söyleyelim önce. Sonra tabana bir açıya 2'yi yazalım. Burası 2K oldu. Bu 2K katlanmadan önce buradaydı. Burası da 2K. Kat çizgisi açıortaydı. Buraya da açıortay yazalım. Şimdi bakın şu açıortayı konuşalım birlikte arkadaşlarım. Şurada bir açıortayımız var. Açıortayın üstteki kolu 3K, alttaki kolu 2K. O zaman ayakları da 3x'e 2x şeklinde yazılmak zorunda. Bu M kenar orta noktasıydı. 5x ise burası, burası da 5x oldu. Bak şimdi ne istiyor? AD 8x, BD 2x. Sadeleştirdik. Denizli'yi paketledik dostlarım. 13 numaradayız. Birim karelerden oluşan ABC noktalarıyla oluşturulan üçgensel bölgenin ağırlık merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Dostlar gayet basit bir soru. ABC üçgenini çizdiğinizde çok kolay bir şekilde çözeceğiniz basit bir sorudur. Şöyle de birleştirelim. Şimdi kenar ortay olacak. A'dan inen doğru. Şöyle kenar ortayını çizerseniz bakın tam şuraya gelir. Çünkü burası da 4, burası da 4 birim. Ağırlık merkezi bu doğrunun üstünde olacak. O halde N noktası ile P noktası bir kere direkt iptal. Bunları sildik. Ve ağırlık merkezinin özelliği neydi? Tabana bir açıya 2 olması gerekir. Bakın şu K noktasının buraya olan uzaklığı 2, buraya olan uzaklığı 4 olduğu için tabana bir açıya 2 kuralını da sağladı. Dolayısıyla cevabımız K noktasıdır diyebiliriz dostlarım. Evet, 14 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? İkizkenar üçgen biçimindeki karton. Bu bir ikizkenar üçgen. O halde yükseklik hem kenarortay hem de açıortay olur. H noktası pozitif yönde. A üssü H kenarı BH ile çakışacak şekilde döndürülmüş arkadaşlarım. Şu gri renkli üçgen döndürülmüş, sola doğru yatırılmış. Peki, AH diktir BC'ye, görelim onu. AH diktir BC'ye. Tamam, 90 derecemizi buraya da yazalım. AH eşittir BC'ye demiş. Onu görelim. AH lan BC birbirine eşitmiş. Yani buraya K dediğimde bu da K, bu 2K'ymış arkadaşlarım. Birbirine eşitmiş. Onu burada da gösterelim. Şimdi K dediğim yer burası K, burası K. Neresi AH dediğimiz yer? Şu yukarıdan inen diklik. O halde bu da K. Aynı şekilde döndüğünde A üssü H oldu. Burası da K. Bakın ne oldu dostlarım? Şu kenar ortay, bu kenar ortay, burası da K noktası da ağırlık merkezi geldi. KC üssü kök 5. O halde burası 2 kök 5. Olduğuna göre A üssü şuranın tamamı nedir diye soruyor. Önce şu gri dik üçgende bir Pisagor yapalım. Bakın bir K var, bir de 2K var. Neydi bunun hipotenüsü? K, 2K. Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı. Yani K kök 5'tir hipotenüs. Ve bize ne vermiş hipotenüsü? 3 kök 5. O halde K 3. Şimdi burası 6. Bu da 6. 90'ın karşısını soruyor. 6, 6, 6 kök 2 çıkar değil mi dostlarım? 45, 45, 90 üçgeninden. Evet, buna bakıyoruz. ABC üçgeni biçimindeki karton A noktası etrafında ok yönünde döndürüldüğünde B köşesi BC kenarının orta noktasındaki B üssüne geliyor. Bakın burası orta noktaymış. Bunlar kesin eşit. O zaman bu da eşit. Şimdi bu kenar dönmeden önce AB'ydi. Döndü AB üssü oldu. O halde bu da eşit. Demek ki burada bir eşkenar üçgen çıktı. 60-60-60'ımızı bir çakalım. Şu üçgeni şuradan da devam ettirelim bir. O halde buraya 30 kaldı. Döndü 90 derecemiz buraya geldi. Burası 60 oldu. Bunları bir yazmış olduk arkadaşlarım. Şimdi şu B açısı döndü buraya geldi. Bu da 60'mış. O halde buraya da 60 kaldı diyelim. 60 var, 30 var, burası 90 oldu.
90-60, şuraya 30 çakalım. Şurası da 30 derecedir diyelim. Şimdi BC'yi 12 vermiş. O halde 6-6-6-6'mızı yazıyoruz. CC üssünü soruyor. Şuradan inen dikliği soruyor bize dostlarım. Bakın şöyle yapalım. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3 diyebiliriz. Bu bir. Sonra hipotenüsüm 12 ya. Burada da 12 olacak dönünce. 3 şuraya yazdığım için buraya da 9 kalacak. Bunu söyleyelim. Gelin şurada Pisagor'u patlatalım. Olay bitsin. 9'un karesi 81 artı 3 kök 3'ün karesi 27 eşittir x kare. Toplarsak bunları 100, 108 eşittir x kare. Bu da 36 çarpı 3'tür. 36 dışarıya çıkar. 6 kök 3 olarak cevabımız gelir. Evet, 16. sorudayız. Ali A noktasındaki evinden çıkıp önce markete sonra D noktasındaki fırına uğramıştır. Önce markete sonra da fırına uğramış. Fırın okul ile marketin tam ortasında. Şurası tam orta noktaymış. Ve fırının AB yoluna uzaklığı 60 metredir diyor. Fırının AB yoluna uzaklığı, yani şuradan çizdiğin diklik 60'tır diyor kardeşim. AC yoluna uzaklığı, yani buraya çizdiğin diklik 45'tir diyor kardeş. B noktasındaki market ile C noktasındaki okul arasındaki yol kaç metredir diye şuradaki yolun uzunluğunu sormuş bize dostlar. Ve bakın şurada bir dikdörtgen çıkarttık. Çünkü bu da bir dik üçgen kardeşim. Yani dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Bu da 45, bu da 60. Şimdi hemen bunun şu kenarını bulalım. Çünkü burada bir muhteşem üçlü var. Bu şu ikisine eşit olacak dik açıdan indiği için. Hemen şuna x diyelim. X'i bir bulalım. Şimdi bizim dik üçgenimiz 45, 60, x dik üçgeni. Şu haliyle büyükler tabii. Sadeleştirelim, öyle konuşalım. 15'e bölelim 3, 15'e bölelim 4. Bakın 3, 4, 5'in meğersem 15 katıymış. O halde x 75 çıkacak. Şimdi burası 75 ise tabii ki muhteşem üçlüden bunlar da 75. O halde B ile C arasındaki uzaklık 150'dir dedik. Geldik buna. Yine bakın bir dengede durma sorusu. Abici dik üçgen homojen levha. AC üzerindeki bir K noktasından asıldığında AB kenarı zemine paralel olacak biçimde dengede kalıyor. Tamam. Şimdi 60, 90, şuraya bir 30'umuzu yazalım. Şimdi ben bu dengede kaldıysa bunu devam ettirirsem şöyle aşağıya doğru dik indirdiğimde mecbur ağırlık merkezinden geçecek arkadaşlarım. G'den geçmek zorundaydı. Hatırlayınız bunu. Bir soru daha çözdük bununla ilgili. Şimdi şurayı da G ağırlık merkezi ise kenar ortayımıza çizelim. Burayı 9, şurayı da 9 olacak şekilde bölsün. Yine işte kendisi de 9 olacak. Hatta 3'e 6 şeklinde de burayı parçalayacağız. Burada bakın 9 9 olduğu için ikizkenar üçgenden 60 60 eş kenara döndü. Bu da 60 oldu. Demek ki burası da 9 geldi diyelim. Sonra şurası tabii ki dik olacağı için şuraya 30 derece, buraya da 30 derece kaldı. 30 ise bakın şuradaki 9 9'dan dolayı şu açı da 30'dur. Burada bir ikizkenar üçgen çıktı. 120 30 30 üçgeni çıktı dostlarım. Bunun kuralı şuydu. K 30'ların karşısı, 120'nin karşısı K kök 3 olacak. Yani 6 dediğiniz şey K kök 3. O halde 6 bölü kök 3'tür K. Bir sayıyı kök 3'e bölmek kolay. Normal 3'e bölüyorsunuz 2, yanına da kök 3 yazıyorsunuz. Demek ki K 2 kök 3. Bize neyi soruyor? Zaten K'yı soruyormuş. CK uzunluğunu, 2 kök 3'ü bulduk arkadaşlar. Evet, şuna bakıyoruz. 18. sorumuz. Şekil 1'de ABC üçgeninin üstündeki BCD dik üçgeni biçimdeki kağıt BC boyunca açılarak düzlem üzerindeki şekildeki dikdörtgeni oluşturmaktadır. G1 burada ABC üçgeninin, G2 de BDC üçgeninin ağırlık merkezidir. AB eşittir AC. Bu bir ikizkenar üçgenmiş. Tamam. O halde ikizkenar üçgense benim buradan indirdiğim G'den geçen bu kenar ortay dediğimiz doğru. Aynı zamanda yükseklik, kenar ortay ve açı ortay da olmak zorunda. Sonra BD diktir DC diyor. O bizim bu dik üçgenimiz de ikiz kenar dik üçgenmiş arkadaşlarım. Onu da burada gösterelim. Tabii ki bunun da şöyle kenar ortayını çizdik. Muhteşem üçlü de yapacak bu. 45 45 olacak tabii ki bu dik üçgenimiz bizim. Şuralarda 45 45 diyelim. BC 18 diyor. BC neresi? Şuranın tamamı. 9 diyelim. 9 diyelim.
O halde şuranın tamamı da muhteşem üçlüden 9, hatta 3'e 6 yazalım arkadaşlarım. G1 ile G2 arasını şurada 2 santim vermiş bize dostlarım. Şimdi G1 ile G2 arası dediğimiz açtığımızda G1, G2. Şurası G1 ise G2 de buraya bir yere denk geliyormuş. Şurası da G2. Yani şurayı bize 2 santim vermiş. Onu da söyleyelim. G2 katlandı. Buraya gelirse şurası da 3 santim olacak. Burası da 3'tür. Yani G1'in şuraya olan uzaklığı 5 çıktı. G1 ile G2 üssü arası kaçtır diye soruyor. E burası 5. 3 de buradan var. 8 çıktı diyebiliriz. Evet, buna bakıyoruz şimdi. Bu ne diyormuş? ABC eşkenar üçgeni. Eşkenarsa şuralara bir 60'larımızı yazalım. 30-30'umuzu yazalım. Burayı ikiye böler diyelim. Çakışacak biçimde buraya yapıştırmışlar. AB kenarının üstüne getirmiş kardeşim bunu. Şimdi eşit olan yerler buralar. Şurası kesinlikle 60 derece dediğimiz yer. Şuralarda 30, 30 dediğimiz yerler. Bunlar da iki üçgenin ağırlık merkeziymiş. G1 ile G2 arasındaki uzaklık 4 birimmiş burada. Olduğuna göre şekil 1'deki ABC üçgeninin çevresi nedir diye de bir soru soruyor. Şurası 4 birimmiş dostlarım. Şimdi bir muhteşem üçlü deneyelim. Madem ağırlık merkezi var, şunu bir çizelim. K'ya 2K diyelim buraya. Aynı şeyi burada da yapalım arkadaşlarım. Bunu da çizelim ve yine K'ya 2K diyelim buraya da. Şimdi burası 30'sa şurası da 30. Çünkü muhteşem üçlüden bu da 3K gelecek. Şuranın tamamı da 3K gelecek. İkizkenar üçgenden 30-30 dedim. Şurası 60. O halde bu da 60. Aynı şeyi burada yaptığımda bu da 60 çıktı. Demek ki şurası arkadaşlarım 120, 30-30 üçgeni. KK, burası K kök 3 geldi kardeşlerim. K kök 3. Ve bize K kök 3'ü 4 vermiş bu adam. Demek ki K eşittir 4 bölü kök 3. Bunu bulduk. Bize neyi soruyor? BC'yi mi soruyor? Yok, üçgenin çevresini. Şimdi bakın, biz şu AB kenarını ne bulduk? 3K, 3K, 6K bulduk AB kenarını. 6K da burası, 6K da burası. Yani bana 18K'yı soruyor. O halde 18 çarpı 4 bölü kök 3'ü soruyor. Yani kök 3 ile genişletirsem her iki tarafı, burası 3 yapar. 3 ile de 18'i sadeleştirdim. 6, 6 kere 4 de 24 kök 3 yaptı sorumun cevabı. 20. sorumuz. BC uzunluğu 6 kök 3'müş arkadaşlarım. Dik üçgeni biçimindeki kapaklı dolabın kapağı B köşesi etrafında 120 derece döndürülerek açıldı. Şurası 120. Dolap kapağının ağırlık merkezinde bulunan dolap kapağının kolu kaç birim yer değiştirmiştir? Şimdi şurası ağırlık merkeziymiş, G noktası. Bunu indirdik. Burayı 3 kök 3, 3 kök 3 diye böldük. Ve bu adam açıldığında şuradaki üçgenin yine ağırlık merkezi olacak. Sakın ha burada göründüğü gibi şu kenarın üstünde zannetmeyin. Şekilden öyle gözüküyor ama G buraya denk geldi arkadaşlarım. Ve bize ne kadar yer değiştirmiştir diye soruyor. Burayı soruyor. Biz de şurayı birleştirip burası da tabii ki 3 kök 3, 3 kök 3 olacak. Sonuçta burayla aynı uzunlukta değil mi? 6 kök 3 açıldı, buraya geldi. Bakın yine 120, 30, 30 üçgeni var. 120'nin karşısı kök 3 katı olacaktı demiştik. 3 kök 3'ün kök 3 katı arkadaşlarım 9 yaptı. Şuraya 9'u yapıştırdım hemen. Şimdi yine 1'e 2 oranı, 1'e 2 oranımız mevcut bu ağırlık merkezinden dolayı. Benzerlik yapacağım arkadaşlarım. 2 bölü 3 eşittir. Soru işareti x diyelim biz buna. X bölü 9. 3 katı, bu da 3 katı olacak. Cevap 6 gelecek. Evet, 21. sorumuz. Dik üçgen biçimindeki karton C köşesi B köşesi ile çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi katlanıyor. Tamam, katlanmadan önceki konumunu açacağız demiştik. Hemen açalım. İlk işimiz bu. Yaptık. C'yi buraya getirdik. KL boyunca katlandıysa kardeşlerim, KL tam ortada olacaktı. Burası ikiye bölünecek. Şurası kesin dik olacak. Açıortay olacak. Bunları da yazalım. AL 4 kök 5'miş. Bunu söyleyelim. Bu bir dik üçgenmiş. Bakın dik üçgenden hipotenüse kenar ortayı indirdik. Muhteşem üçlüden 4 kök 5. 4 kök 5 de bunları yazalım. AB'yi 8 vermiş. Şurası 8. X kaçtır diye de bir soru soruyor bize dostlarım. X'i sormuş bize. Hadi gelin
Şurası 8 kök 5 toplam. Büyük dik üçgene baktığımda 8 var, 8 kök 5 varsa şurasının mecbur 16 olması gerekiyor. Biri diğerinin 2 katı olmalı ki hipotenüs küçüğünün kök 5 katı çıksın. O halde burası 16 eksi x olacak. Tabii ki bu katlandı şuraya geldi, şuraya. O zaman bu da 16 eksi x olacak. Şimdi şu üstteki üçgene bakarsanız şöyle bir dik üçgen var orada. Burası x, burası 16 eksi x, burası 8. Hemen özel bir dik üçgen mi diye x'e 6 desem burası 10 oluyor mu? Evet, 6 8 10'u sağlıyor. Demek ki x 6'ymış dedim, paketledim, geçtim arkadaşlarım soruyu. Geldik buna. Bir geometrik çizim yapılıyor. Ağırlık merkezi G noktası olan ABC üçgenini çizin diyor. Biz de çizelim şöyle kenara. Bir ABC üçgeni çizdik. Ağırlık merkezi dediği için şuradan bir kenar ortay indirelim. Şöyle 1'e 2 olacak şekilde göz kararı bir G'yi çizdik. G noktasından BC kenarına indirilen dikmenin ayağı D noktasıdır. G'den şimdi BC'ye bir dikme indiriyormuşuz arkadaşlarım. D noktasına iniyormuş bu dikme. GD 4, BD 6, DC 12, şurası 12. Demek ki toplam 18, 9, 9 diye bölecek. 9 buraya, 3 buraya yazdım. 3, 4'ten 5 yazdım. 5 ise burası da 10 oldu diyelim. Buna göre AG uzunluğu nedir diyor. Çoktan bulmuşuz bile arkadaşlarım. 23. soru. ABC noktalarından ok yönünde aynı anda aynı hızla yola çıkan kaplumbağalar doğrusal hareket ederek D noktasına ulaşıyorlar. Yani ne demek bu? Buradan buraya gelen de aynı sürede aynı hızla geliyorsa, bu da buraya aynı hızla aynı sürede aynı hızla aynı sürede geliyorsa bu yollar kesin eşit demektir. Peki muhteşem üçlüyü gördük yani. A'dan hareket eden kaplumbağa 2 saat sonra K, K'dan da 1 saat sonra D noktasına ulaşıyor. Bakın şurada öyle bir K noktası var ki 2 saatte buraya, 1 saatte de buraya ulaşıyormuş arkadaşlarım. Yani 2'ye 1 oranı var ki demek ki K ağırlık merkezi. Bunu da söylemiş olalım. KD 2,5. O halde burası 2,5 ise burası kesin 2 katı. 1'e 2 oranından 5. 7,5 ise bu da 7,5. Bu da 7,5 diyelim. Toplam 15 oldu BC. Bize neyi soruyor? BK uzunluğunu soruyor arkadaşlarım. Ve BK diktir AD'ye demiş. BK'yı çizerseniz BK diktir AD'ye diyor. Ve bize de BK uzunluğunu soruyor kardeşler. Şimdi şurada Pisagor çakacağım. X var, 2,5 var ve hipotenüsüm de 7,5. Şimdi bunları tabii bu şekliyle kare alması, Pisagor yapması zor gelecek. Hemen sadeleştirelim bunları, düzenleyelim. 10 ile çarpalım mesela, 10x olur, 25 olur, 75 olur. Hemen 25'e bölelim bunları, 1 olur, 3 olur arkadaşlarım. Şurası da 10x bölü 25 olur diyelim. Şimdi Pisagor'u çakıyorum. Hipotenüsüm 3, karesi 9 eşittir. 1'in karesi 1 artı işte şuranın karesi diyelim. 1'i buraya attığımda 8 eşittir soru işaretinin karesi. 2 kök 2 geldi soru işareti. Burası yani 10x bölü 25 dediğim yer 2 kök 2'ymiş meğersem. Ama bana x lazım. Hemen ne yapalım? Şöyle 25 ile çarpalım. 50 kök 2 olsun eşittir 10x. 10'a bölelim. 5 kök 2 olsun x. 24. sorumuz. Birim kareli zemin üzerinde ABG noktaları verilmiştir. Bu zemin üzerindeki C noktası seçilip ABC üçgeni oluşturduğunda G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olmaktadır. Tamam, öyle bir üçgen oluşturacağız ki C ve G noktaları arası uzaklık kaç birimdir diye bir soru soruyor. Dostlar bunu biz aslında analitik geometriden çok daha kolay çözeceğiz dostlarım ilerleyen aşamada. Tabii şimdi şöyle yapacaksınız siz. G ağırlık merkezi ise şöyle bir C noktasını şuralarda bir yerde seçeceğiz. Yine tabana bir açıya 2'den dolayı şöyle K'ya 2K yazıp C'nin neyini soruyordu? C ile G arasındaki uzaklığı soruyordu bize diyeceğiz dostlarım. Tabii ki farklı farklı birçok yolla çözebiliriz ama en kolay ağırlık merkezi, aman koordinat düzlemiyle çözeceğiz bunu dostlarım. Şimdi canınızın istediği bir yeri orijin seçeceksiniz. İstediğiniz herhangi bir yeri orijin seçebilirsiniz. Mesela A noktasını orijin seçelim. Hemen seçtik şöyle A'yı. Orijin seçtiğimde şöyle bir şekil çıkıyor karşıma. Sonra A'nın koordinatları tabii ki 0'a 0. Şuraya yazalım. A'nın koordinatları 0'a 0. B'nin koordinatlarını söyleyelim. Şöyle x ekseninde 2, 4, 6,
şuraya geliyor değil mi? B'nin koordinatları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye. Aşağı doğru da 2 birim inmiş. Eksi 2 olacak. G'nin koordinatlarını söylüyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5'e 1 oldu arkadaşlar. Bu da G'nin koordinatları. Şimdi koordinat düzleminde ağırlık merkezini şöyle buluyoruz. 3 köşenin apsisini toplayıp 3'e böldüğünüzde G'nin apsisini buluyorsunuz. Yani 7'yi, 0'ı ve şuradaki x'i toplayacaksın. 7, 0 ve x'i toplayıp 3'e böldüğünde 5 bulacaksın. Demek ki x 8 olacak arkadaşlarım. Şurası 8. Değil mi? Topladığımda bakın 15, 3'e böldüğümde 5 yapıyor. Sonra aynı şeyi y'ler için yapacağız. 0, eksi 2, eksi 2, 0 ve y'yi toplayıp 3'e böldüğümde de neyi verecekmiş? 1'i verecekmiş. 3 burası, 5 oldu. Bu da diyebilirim. Demek ki 8'e 5'miş C'nin koordinatları arkadaşlar. Bana da C ile G arasındaki uzaklığı soruyor. Hemen iki nokta arasındaki uzaklık formülü. X'leri çıkart 3, karesini al 9. Y'leri çıkart 4, karesini al 16. 25'ten 5 diye çıkar sorunun cevabı. Evet, bu da sondan bir önceki sorumuzmuş. 25 numaralı sorumuz. Eşkenar üçgen biçimdeki bir bahçe CDE dik üçgen biçimindeki bir bahçe gösterilmiştir diyor. Tamam. 90 derece 18'imiz var. 6 kök 3 var. Ağırlık merkezleri G ve K noktalarına ulaştırmak isteyen su koruları boyunda düşünmekte. Buna kullanılacak su borularının uzunluğu en az kaç birim olur diye bir soru sormuş. Şimdi bu bir eşkenar üçgense şuradan aşağı indirdiğim kenar ortay diyelim 9 9 şöyle ikiye böldü, yükseklik oldu, açı ortay oldu diyelim. 30'un karşısı 9, 60'ın karşısı 9 kök 3. O halde 1'e 2 oranından 3 kök 3'e 6 kök 3 bu bunu böldü. Şimdi buradan aşağı bir diklik indirelim arkadaşlarım. Bunu da bulalım. Burası 60, 90, şurası 30 yaptı. 30'un karşısı 6 kök 3 ise 90'ın karşısı 18 kök 3. Yok, 12 kök 3. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı 18 olacak diyelim. Şimdi bu ağırlık merkezi olduğu için 1'e 2 oranından burayı 6'ya 12 bölecek diyelim. Bir de neyi bulalım arkadaşlarım? Şunun uzunluğunu da bulalım hatta. Şuradan da kenar ortayımı çizeyim. Burayı 6 kök 3, 6 kök 3 diye bölsün. 2 kök 3'e 4 kök 3 olsun burası. Şurası 60, 30. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3 diyelim. Bakın şöyle bir şekil çıktı karşıma. G burası. Şurası 3 kök 3. Şu aradaki mesafe 12 ile 9'un toplamı 21. Şurası da K dediğim yer 2 kök 3. Şimdi biz bunu dik üçgende pratik olarak öğreneceğiz zaten arkadaşlarım. Şununla şunun toplamı 5 kök 3 dik üçgenimin bir kenarı olacak. Aradaki mesafe diğer dik kenar olacak 21. İşte bunların arasına döşediğim borunun da en kısa uzaklığı hipotenüs olacak arkadaşlarım. Cevap da buradan gelecek. Şunun artık karesini falan aldığınızda ne çıkıyorsa arkadaşlarım, yanlış hatırlamıyorsam Ceyhan çıkıyordu. Gerisini size bıraktım dostlarım. Şunu da bir çözelim. Zil çaldı, o yüzden acele ediyorum. Bunu da sormazlar ama yine de bir duymuş olun. Kitaplarda çıkıyor. Böyle ağırlık merkezinden bir doğru geçerse üçgende, doğrunun üstündeki uzunluklar altındaki uzunlukların toplamına eşit olacak. Üstünde bir tane var x, altında iki tane var 9 ile 4, toplamları 13'e eşit olacak. Böyle de bir kural var. Duymuş olun diye de bunu yazdık. Evet, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.